Hani bana haber verecektin. Gördün mü halim? Kim yaptırmış? Bir şey dedi mi? Gittim amca. Ama görüşemedim. Hayırdır oğlum? Neden görüştürmediler? Dün gece Halim'i öldürmüşler amca. Ne diyorsun Burhan? Kim ister ki Halim demiş. İlk günden ne etti de dar ettiler mahpusluğu. Bu işte dışarıdan birinin parmağı var amca. Öyle bir günde olacak bir iş değil bu. Burhan. Burhan. Boş inadın peşinden koşmanın kimseye bir faydası yok. Bak elinde ispatlayacak hiçbir şey kalmadı. Bitsin artık bu konu. Giden gitmiştir. Siz iddialaşını sürdürürken para para topraklarımız satılıyor, haberiniz yok. Yakında uğruna savaşacağımız bir aşiret bile kalmayacak. Haberin var amca. Gereken yapılacak. Bundan böyle Cihan'la omuz omuza verip aşiretimiz için çalışacaksınız. Amca. İtiraz etme. Bitecek bu sürtüşmeniz. Artık elini çabuk tut. Neden burada olduğunu unutma. Zaman aktı gitti ama hüküm yerine gelmedi. Bir İstanbullunun vurulmasıyla bu dava kapanacak değil. Eline silahı al, bitir bu işi. Artık gitme zamanı gelmiştir. Senin artık aşiretinin başında olman gerek. Dağılmadan tabii. Bu ara verme işi pek hoşuma gitmedi. Ama madem Burhan Bey pimpiriklendi, birkaç gün görüşmeyiz. Ama sakın özletme. Ben seni sonra ararım. Senin hiç mi acıman yok? Gene bir şeyler olmuş galiba. Neden bahsettiğinden haberim yok. Hiç için sızlamadan 3 çocuğu öksüz bıraktın. Neden? Kendi pisliklerinin ortaya çıkmasın diye. Boş laf bunlar. Ben bir şey yapmadım. Elinde dayanağın var mı? Sen ondan haber ver. Bu sefer kazanmış görünüyorsun Cihan. Senin suçlu olduğunu bu vakitten sonra ispat edemem. Ama şunu unutma. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Sonunda pisliklerini öyle bir ortaya çıkartacağım ki sen bile şaşıracaksın neye uğradın. Hadi bakalım Borona. Göreceğiz. Bak sonunda çıkıyoruz işte. Eve gitmeden Boğaz'da balık yemek ister misin? Emre, hani çok sıkılmıştın. Bir an evvel çıkmak istiyordun buradan. Bak sıkıntın geçiyor işte. Ne bu halin? Annem nerede Sıla? Doktorun odasındalar. Birazdan gelirler. Affedersin. Efendim Edip Bey. Sıla Hanım, müsaitseniz size birkaç gelişme aktaracaktım. Tabii sizi dinliyorum. Muharrem Bey Mardin'den bugün sabah döndü. Şirketin kurulumu tamam. Fabrikanın idari işleri için kullanılacak binanın tamiratına başladık. Tamam Edip Bey. Ama dediğim gibi acele etmeyelim. Fabrika faaliyete bir iki ay sonra geçsin. Merak etmeyin Sıla Hanım. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa daha sonra konuşabilir miyiz? Tabii efendim. İyi günler. İyi günler. Sıla Hanım, bir bakar mısınız? Geliyorum. Emre, iyi misin? Ne oldu? Emre Bey'i oturtmak istedim ama kendisi hiç böyle konuşmadan sabitlendi kaldı. Kaldırmaya çalıştım ama beni öyle bir itti ki Sıla Hanım. Ben de size haber vermeyi uygun gördüm. Kusura bakmayın. Tamam, sağ olun. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Hadi ver ellerini. Biliyorum çok zor. Ama şimdi yapmazsan bir daha başaramazsın. Bak senin yanındayım. Yalvarırım böyle yapma. Korkutuyorsun beni. Çık dışarı lütfen. Hadi Emre. Sıla. Sıla çık.
Sıla! Çık dışarı. Senden korkulur baba. Kimsenin aklına gelmeyecek şeylere kapışıyoruz. Sıla görünce çok sevinecek. Onu mutlu etmek için engel tanımıyorsun değil mi? Ne yapayım abay? Onu gülerken gördüğümde yüreğim uçuşuyor. Bunun için her şeye değer. Uçaktan kaçta inecek peki? Sen o işi bana bırak. Ben birazdan karşılamak için çıkacağım zaten. Müsaadenizle size birkaç konudan bahsedecektim abi. Buyurun oturun Gizem Hanım. İhaleyi alır almaz harekete geçmişler. Eski bir yapı onarılıp idari işler için kullanılacakmış. Fabrikayı da prefabrik kuracaklar herhalde. Malzemeler alana gelmiş bile. Bu gidişle fabrikanın açılışı bir ayı bulmaz Moran Bey. Bu aceleleri neymiş peki? Adamlar gözlerini karartmışlar bir kere. Anladığım kadarıyla sizinle ciddi bir savaşa hazırlanıyorlar. Bunun için de öncelikle kurulum işini hallediyorlar. Ağam, amcanız sizi bekliyor. Müsaadenizle. Nasılsın Gizem? Ya o gün konuştuktan sonra bir daha hiç bir araya gelemedik. Eğer bir gün vaktin varsa yine sohbet edelim mi? Özür dilerim abay. Ben o gün sana çok büyük kabalık ettim. Estağfurullah. Ama bana biraz daha zaman ver olur mu? Kendimi hazır hissedince seninle konuşacağım. Peki. Öyle olsun. Rahat mısın oğlum? Üstüne bir battaniye getireyim mi? Şule, benim biraz şirkete uğramam gerek. Birileri fena halde dolandırılmış. Bu işin içinden nasıl çıkacağız ona bir bakacağım. Doğru söylüyorsunuz Kenan amca. Bizi bu durumdan ancak siz kurtarabilirsiniz. Tekrar aramıza döndüğünüz için teşekkür ederim. Bir şey lazım mı oğlum? Gelirken getireyim. Ben seni geçireyim. Senin için kitaplıktan seçtim. Umarım okumamışsındır. Okuduysan yenilerini de alırım sana. Son çıkan dergileri de getirebilirim. İstemiyorum Sıla. Peki. Sonra okursun. Burada olmalı. İstemiyorum Sıla. Burada benim yanımda olmak zorunda değilsin.
böyle konuşma. Ben istediğim için burada senin yanındayım. Sevgi emek ister demiştim sana. Sevdiğin adamın için emek var. Ne ruhun ne de kalbin burada değil. Farkında değil miyim sanıyorsun? Ha? Onun yanına git. Bir hayata dair ne yaşaman gerekiyorsa onu yaşa. Emre lütfen. Öyle bir sevgi göstererek beni mutlu etmiyorsun Sıla. Aksine senin bu sevgin beni eziyor. Benim senden beklediğim bu değildi. Ben senin hayatımı tamamlamak istedim. Bana hasta bakıcılık etmen değil. Lütfen böyle konuşma. Beni kendinden uzak tutma Emre. Bırak yanında kalayım. Sevmek için illaki birlikte olmak gerekmez. İnsan tek başına da sevebilir. Ben bugüne kadar ne yaptıysam senin için, seni sevdiğim için yaptım. Şimdi de bu yüzden sana git diyorum. Kendi hayatına da. Sıla. Hadi Sıla. Hayat beklemez. Ne yapın edin öğrenin. Bu şirket kimin? Amaçların ne? Sadece öğrenmek yetmez. Yılanın başını küçükken ezmek gerek. Ha ben karışmış olmayayım. Ağamız daha iyi bilir. Bu işin sadece yatırım olmadığı aşikar. Bunu yapan kimse bizim düşmanlığımızı da göz önüne almış demektir. Gerçi adamların kim olduğunu araştırıyoruz. Birkaç güne kalmaz ortaya çıkar. Ellerinde ne kadar toprağımız varsa hepsi geri alınacak. Öyle ya da böyle. Eğer orada bir fabrika kurulacaksa, onu da biz kuracağız. Dilaver aradı bugün. Yusuf Kahya haber vermiş. 5 aile çalışamayacaklarını bildirmek için konuşmaya gitmişler. Aslını öğrenememişler ama kocaları fabrikada çalışacaklarmış herhalde. Başları boş kalınca olacağı buydu işte. Bugün 5, yarın 15 aile. Önü kesilmezse bu işin arkası çorap söküğü gibi gelecek. Böyle böyle bozacaklar bütünlüğümüzü, dirliğimizi. Merak etme amca. Kimsenin bunu yapmasına müsaade etme. Biz bir aileyiz. Ben de bu ailenin başı olarak kimsenin bizi parçalamasına müsaade etmeyeceğim. Nele şükür. Uyandı aslan parçası. Sıla çıktı mı anne? Şimdi çıktı oğlum. Aranızda bir şey mi geçti Emre? Sıla çıkarken hiç iyi görünmüyordu. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Peki Emre. Bir ihtiyacın olursa seslenirsin. Hoşçakalın.
Ağzımın tadı var, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete geldi de. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Azadım hadi sene. Anamlar şimdi hadi diyecekler, kalacağız böyle. Azat, kime diyorum ben? E hadi giyin. Azat. Ben hazırım Narin'im. Sen süsünü püsünü bitir. Çıkalım. Ne yani? Sen bu kılıkla mı geleceksin? Ne varmış kılığımda? Etme Azadım ya. Hadi şu hazırladıklarımı giyiver de çıkalım. Narin'im. Sen böyle eskiden benim giyimime kuşama pek karışmazdın. Ne oldu, buralar hepimizi değiştirdi değil? Azat, ne alakası var değişmekle? Hem sen de seviyordun bu giysileri. Şimdi niye giymiyorsun? Üstünü değiştirsen ne olur be Narin'im? İçindeki adam olup bir işi beceremedikten sonra. Celil, bir de yakana bakacağım. Dur. Ay vallahi Celil, delikanlı gibi oldun ha. Ya yeter abeder ha. Sabahtan beri ötemi beremi elledin durdun yani ha. Yok yakanı çekiştireyim, yok paçana bakayım. Bilmeyen de zannedecek ki dağnat benim ha. Sana da yaranılmıyor Celil. Ne yapayım? Benim de heyecandan elim ayağıma dolandı. Allah Allah. Ama az bir baksana bana. Kızım Narin, niye oradan sesleniyorsun? Gel içeri yavrum. Ay Narin, ne kadar güzel olmuşsun yavrum. Ne kadar yakışmış bu elbise sana. Değil mi maşallah? Allah nazardan saklasın. Hazırsınız değil kızım? Ben hazırım da. İyi. Ya anne, Azat inat etti. Hazırladıklarımı giymiyor. İlla o eskileriyle gidecekmiş. Ya gelin kaynana, aklınızı bütün gün kılık kıyafetle bozdunuz ya. Bırakın Azat ne isterse onu giysin rahat rahat. Ne istiyorsunuz bizden ya? Tamam değil mi? Bana bak Celil Efendi, burası bizim köyümüz değil. Ne gerekiyorsa o giyilecek. Laf etmenin alemi yok. Allah Allah. Kızım sen de boş ver. Ne giyerse giysin o Azat. Emir hazır değil, bir de onu beklemeyelim. Hazır ana, hazır. Bir saattir içeride televizyon seyrediyor. İyi. Bana bak Bedar. Hem buralarda bizim köyümüze kurban olsun, tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Efendim Boran. Saat kaç oldu, gelmedin hala. Gözlerimiz yolda kaldı. Kusura bakma. İşlerimi anca halledebildim. Bohçanı hazırladın değil mi? Merak etme. Uzun zamandır hazır o. Geliyorum birazdan. Tamam Sıla. Senin için. Boran, benim için mi? Çok mutlu oldum.
ona bakman nasip olmadı Sinan. İnşallah bu ne olur. Söz veriyorum bir daha bırakıp gitmeyeceğim. Hoş geldin yavrum. Hoş geldiniz. Demek canınız sıkıldığı için dışarıda yemek yiyeceksiniz ha? Kızım ne yapalım? Boran ağam söyleme dedi, biz de söylemedik. Demek benden habersiz iş çevriliyor. Adamların peşinde olsaydı gösterirdim sana gününü. Daha gerçek sürprizi görmedin. Bak burada kimler var. Çok özledim seni. Nasılsın? İyiyim ablam. Ben de çok özledim. Burnumda tüttünüz hepiniz vallahi. Allah, bütün yavrularımız yine bir arada. Sana şükürler olsun. Hüseyin, iyi ki geldin. Nasılsın? İyi misin? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Kızım, doğru dürüst konuşamadık seninle. Oradakiler nasıl? Bizi arayan soran var mı? Mehveş teyzeden sana iyi baktı mı? Her şey bıraktığınız gibi baba. Teyzem çokça selam ver. Vay aleyküm selam ya. Ya Celil, Allah Allah. Bütün yavrularımız artık yanımızda. Çok şükür, daha sorma. Allah'a şükürler olsun. Sıla, yeni evinizde mutluluğunuz hiç eksik olmaz inşallah. Teşekkür ederim Narin. Narin, karımı biraz alabilir miyim? Nasıl? Beğendin mi? Beğenmez miyim? Teşekkür ederim. Ama gerçek sürprizi öğrenmek için yukarı gelmen gerekiyor. Aklından neler geçiyor? Merak ediyorsan benimle gel. Müsaadenizle. Tamam oğlum, bakın siz keyfiniz. Narin, ne yapacağız şimdi? Daha önce giydiğin senin gelinliğin değildi Sıla. İçindeki de benim sevdiğim değildi. Yeniden başlayalım Sıla. Ona ve sana kendimi bağışlatmam için bana bir şans ver. Seni senden istiyorum. Olur musun? Evet. Uçak birden kalktı. İçimiz gıdıklandı değil mi Hüsnü abla? Ya siz bunun böyle konuştuğuna bakmayın. Uçakta sapsarıydı suratı. Ana, ben de uçağa bineceğim ha. Tamam oğlum, binersin. Kıskandın. Senin neyine kıskanacağım be? Benim de evde kocaman arabam var. Hem de uzaktan kumandalı. Oğlum başladınız mı yine kedi köpek gibi kavgaya? Ya bunlar var ya, çocukluklarından beri böyle. Lucy. Anlat kızım, neler oldu biz oradan gittikten sonra? De anla kızım, vallahi çok merak ediyoruz. Valla Bedar Ana, sen bizim oraları bilirsin. Kimisi sizi suçlu buldu, kimisi Sıla'yı. Yani hem bunların artık ne önemi var ki? Boran'a bu düğünü yaptıktan sonra aşireti de konuşanları da susturur elbet. Haklısın kızım, doğru söylüyorsun. İnşallah kızım, inşallah. Thank you.
ne kadar güzel olmuşsun kızım. Ne kadar güzel olmuşsun yavrum. Ne kadar yakışmış bunlar sana. Bora'nın hediyesi. Eğlence başlasın artık. Bu akşam düğün yapıyoruz değil mi? Kimse acıkmadı mı? E buyurun sofraya. De haydi Berna, takıldın kaldın ya. Berna çok güzel oldu değil mi? Orhan, sadece ailemizin ve yakınlarımızın olduğu bir toplantıda Gizem'in ne işi var? Beni kıskanıyor musunuz yoksa Sıla Hanım? Onu da aileden biri yapmaya çalışıyoruz. Derin çalışmaları içindeyim. Ne kadar da aptalım anlamamışım şimdiye kadar. Demek biraz kıskanç bir kadınım olacak. Biraz mı? Çok mutluyum. Bu rüya hiç bitmesin lütfen. Ana. Ana. Bugün evlenmiş gibiler, farkındasın. Belki de onlar evlilikleri yeni başlıyor Nari. Kıskanç Celil. Ya yeter ya. Gözlerini gözlerimden kaçırmasın. Utanıyorum. Titriyorsun sen. Evet. Korkuyor musun yoksa? Biraz. Korkma. Sen öyle diyorsan.
Öyle mutluyum ki. Bana bunları yaşattığın için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Her ikinize de. Her ne kadar ikimiz de gitmek istemesek de gitmemiz gerekiyor. Zaten çok geç kaldım. Bugün akşam zor olacak belli. İkimiz de seni çok özleyeceğiz. Sana ne oluyor? Günlerdir burada. Dön babam dön. Nereye kadar Azat? Ne yapayım Narin? Yapacak başka işim yok ki. Azat, senin bir işin var. Sıla'ya karşı sorumluluğun var. Hem yakışıyor sana hiç pes etmek. Ölümden korkmadın, bir işten korkar oldun. Benim işten falan korktuğum yok Narin. Bana bak Azat. Ben seni böyle görmek istemiyorum. Hani nerede benim hevesli kocam? İşe yaradığı için mutlu olan koca. Tamam, hata yapmış olabilirsin. Ama yedisinde de yetmişinde de herkes hata yapıyor. Hatasız kul var sanki. Narin'im, benimki hata değil. Benimki haddini yerini bilmemek. Ne demekmiş o? Azat, Sıla sana güvendi. Anam babam inandı. En çok da ben. Şimdi bu güveni boşa çıkarmak yakışıyor hiç. Kaçarak değil, çözerek kurtul hatağından. Hem sevdam akıllıdır. Yanlışlarından tecrübe eder. Daha bir işin üstüne gider. Eğrisin doğrultur. Yeter ki istesin. Azadım. Benim için denesem. Araştırmalarımız sonucunda karşımıza Şahmeran isimli bir firma çıktı. Uydurma tabii ki. Toprak alımı başladıktan çok sonra aceleyle kurulmuş bir firma. Tahmin ettiğimiz gibi. Aklınızdan neler geçiyor Gizem Hanım? Aslında bu işin altından kimin çıkacağıyla ilgili bir fikrim var ama haddimi aşmak istemiyorum. Bence bu işin altından Cihan Bey çıkacak. Böyle düşünmenize ne sebep oldu? Bu kuruluş için atılan her adım sizin aşiretinizi, ağlığınızı bitirmek için resmen planlanmış. Aranıza girdiğimden beri bütün sıkıntılı işlerin altından Cihan Bey çıkınca bu sonuca varmak pek de zor olmadı benim için Boran Bey. Doğru olabilir. Cihan ya da başkası. Bunu aileme kim yapıyorsa kimse elimden kurtaramayacak onu. Azat. Bacım, kusura bakma zahmet verdim ama bir şey diyecektim de. Hadi gel içeri geçelim, orada konuşalım. Yok bacım, mümkünatı yok. Ben orada kimsenin yüzüne bakamam. Adam olmadan ben oradan içeriye adım atamam. Peki, seni dinliyorum. Ya bacım, sen bana güvendin. İşini itibarını emanet ettin. Ben ne ettim? Burnu büyüklük ettim. Cahilliğimi unutup kendimi dev aynasında gördüm. Ama çok düşündüm bacım. Böyle her şeyi bırakmak, işi yarıda bırakıp kaçmak bana yakışmadı. Asıl yanlış, her şeyi bildiğimi, kimseye sormadan yapabileceğimi sanmakmış. Eğer hala bana güveniyorsan, hala omuz omuza olalım diyorsan, ben bu işi öğrenmek istiyorum bacım. Tabii sen de bunu gerçekten istiyorsan. Beni yanıltmayacağını biliyordum. Çok mutlu oldum. Senin desteğin de varlığın da benim için çok önemli. Ne zaman istersen geri gelebilirsin. Yok bacım. İlk önce sen bir araştır bakalım. Bu işi en iyi nerede öğrenirim?
Gönül şu cahilliğimden kurtulayım. Gelip işimin başına geçeceğim. Peki nasıl istersen. Ben Edip Bey'le konuşurum. En kısa zamanda da sana haber veririm. Eyvallah bacım. Efendim Gizem. Meşgul değilseniz birkaç şey söyleyecektim efendim. Dinliyorum. Ticaret odasındaki yakın bir arkadaşımdan kimsenin ulaşamayacağı bir bilgiye ulaştım. Mardin'deki toprak alımlarını yapan şirketle ihaleyi alan şirket aynı şahsa ait. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Bu bilinçli, programla yapılan bir iş. Şirketin arkasında kimin olduğunu da öğrendik efendim. Kimmiş? Yoksa tahmin ettiğin kişi mi? Keşke doğru olsaydı. Bu daha iyi olurdu. Ne demek oluyor şimdi bu? Daha kötü ne olabilir ki? Burhan Bey, şirket Özdemir Holding'e aitmiş.